Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Fatma Nur'un Mutfak Lezzetleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarifim aşure. Aşure için malzemelerimiz 2 su bardağı kadar keşkeklik buğday, 1 su bardağı dolusu nohut, 1 su bardağı dolusu kuru fasulye. Bir gece öncesinden güzelce soğuk suyumda ıslattım. Bu şekilde bekletip güzelce bol suyun altında yıkayıp her birini birer cabıma ve çelik tencereme alıp üzerlerine birer katıl kaynar suyumu ilave ettim. Kapaklarını kapatıp 200 derecede önceden ısıtmış olduğum fırınıma gönderiyorum. Pratik bir şekilde bir aşure yapacağız sizlerle. Şimdi tarifimizi yapmaya başlıyoruz. 2,5 saat kadar kontrollü şekilde pişirmiş olduğum fasulyem, nohutum ve aşurelik buğdayımı şimdi arkadaşlar sırasıyla tencereme boşalttım. Öncelikle nohutumu tenceremin ilk başta dibine döküyorum. Ortasına fasulyemi ve üzerine de aşurelik buğdaylarımı ekliyorum. Ve hepsi muhteşem şekilde piştiler arkadaşlar. 2,5 saat kadar kontrollü şekilde pişirmiş olduğum nohutum, fasulyem ve aşurelik buğdayımı buraya ilave ettim arkadaşlar sırasıyla. Ve de şimdi üzerine 1 çay bardağı dolusu kadar toz şekerimi ekliyorum bu ölçüde. Karıştırmıyorum. İçerisine arkadaşlar 1 kase dolusu gün kurusu ve normal sarı kayısıyı güzelce doğramıştım. Onları da ekliyorum. 1 kase dolusu kuru incirim vardı. Onları da küp küp doğradım. Onları da ilave ediyorum. Ve de şöyle küçük bir kase kadar da hurmam vardı. Yaş ve kuru karışık. Onu da ekliyorum. Bolca da kuru üzümümü ekliyorum. Yarım paket kadar. Şöyle üzerine bastırıyorum. Biraz da su ilavesi yaptım. Ve arkadaşlar burada aşurelik buğdayım, fasulyem ve nohutumun suyu da vardı biliyorsunuz. Hepsini olduğu gibi buraya boşaltmıştım. Şimdi içerisine aroma vermesi için bunları daha sonra içerisinden toplayacağım arkadaşlar. Böyle 6 tane karanfil atıyorum. Ve de aromasının çıkması için bir adet çubuk tarçınımı da ekliyorum. Ben aşurede portakal kabuğu rendesini de çok seviyorum arkadaşlar. Eğer gerçekten bu tadı içinde arıyorsanız yokluğunu hissetmemek için bu esnada mevsim olmadığı için ben portakal aroması vermesi için aşuremin içerisinde bir pakette hazır aşureyi kullanacağım. Portakal kabuğu içerisinde bulunduğunu bildiğim için bu aromayı da içerisinde istiyorum. Şöyle bir paket hazır aşuremi de ekliyorum üzerine. İçerisindeki portakal kabuğu rendesinin aromasının buraya da çıkmasını istediğim için şöyle hafif bir karıştırıyorum üst bölgeyi sadece. Çok karıştırmamamın sebebi biliyorsunuz aşurelik buğdaylarımız daha çabuk pişiyorlar. Çok hamur olsun istemiyorum. Yarım saat kadar daha bu şekilde kısanın bir tık üzerinde kontrollü şekilde pişiriyorum. Başından ayrılmıyorum. Ve bu yarım saat içerisinde arkadaşlar böyle kenarından tenceremizin tutup tipi tutmasın diye şöyle şöyle tık tık yapıyorum. Sürekli kontrol edin ve dibini tutturmayın. Aşuremi arkadaşlar ben yarım çay bardağı kadar daha şekerimi ekliyorum. Çok şeker kullanmıyorum. Zaten tadı yerinde gayet güzel bir aşure oldu. Aşırı şeker her zaman sağlık için zararlı arkadaşlar. Tatlı bile olsa söz konusu hiçbir zaman abartıya kaçmayı sevmeyenlerdenim. Bakın aşuremin dokusunu görüyorsunuz. Çok lezzeti muhteşem. Tam kıvamında harika bir aşure oldu. Bu muhteşem kıvamlı aşurem görmüş olduğunuz gibi hazır. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Görüyorsunuz. Bu kıvama geldiğinde ocağımın altını kapatıyorum. Aşurelerimizi süsleme aşamasına geçiyoruz. Buzdolabımda güzelce soğuttuktan sonra önce üzerlerine tarçın gezdiriyorum.
Aşure'ye tartın gerçekten çok yakışacaktır. Şöyle dolu dolu ceviz içimden koyuyorum. Fındık içi çekilmiş. Ve ortalarına çam fıstığı tozumu konduruyorum. Ve aşuremin dokusunu göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Tarifimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.